Evet, senin dinleyicileri güreşfikir.net'in hazırlayıp sunduğu SmackDown ve Raw radyo kaydına hoş geldiniz. Ben Fatih Yılmaz, yanımda Mehmet Dinler var, hoş geldin. Hoş bulduk. Burada Survivor Series üzerinden Raw ve SmackDown'ı değerlendireceğiz. Gideceğiz. Öncelikle nasılsın Dinler? Bir halini hatırı sorarak başlayalım. Nasıl buldun bu Teşekkür. haftaki şovları? Yani Survivor Series genel olarak rezaletti ama Raw ve SmackDown yeni hikayeler için, Road to WrestleMania için gösterdikleri itibariyle falan fena geçmedi diyebilirim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Survivor Series hiç bekleneni vermedi. Şimdi Yok, benim Survivor için tam olarak bekleneni verdi aslında. Yani ben ya çok kötü bir storyline'dı ve hani bu şekilde bittiği için de çok memnunum. En azından şu kötü storyline aklımızda iyi kalmayacak yani. Doğru. Şimdi Survivor Series tabanlı olarak Survivor Series'e Raw ve SmackDown'a geçiş yaparak gideceğim konularda. Survivor Series'in kickoff'undan başlıyorum. Kickoff'ta gördüğümüz maç Elias vs. Matt Hardy maçıydı. Standart bir kickoff maçı. Hiçbir aksiyon yok. Maçı Elias kazanıyor. Olayın devamı da Raw'da. Elias ringde şarkı söylemeye giriyor. Ringde şarkı söylerken işte Raw'la Matt Hardy'ye laf sokuyor. İşte iki kova laf sokuyor. Ben kickoff'ta olacak adam mıyım falan derken Matt Hardy geliyor. Matt Hardy bunu Twist of Fate vuracakken Elias kaçıyor. Matt Hardy'nin üstünü kapattığı bir segment oluyor. Elias'ın maçı kazanmasına rağmen Survivor Series'te. Evet, burayla ilgili ufak bir yorumunu alayım dinler. Yavaş yavaş ısınalım olaya. Yani Elias hani çok ufak ufak meydanda kalmaya devam ediyor. Yani kickofflarla işte haftalık şovlardaki mücadeleleri de bir şekilde ekranda kalıyor. Ekran zamanı alıyor. Ya şu ara zaten daha da fazla yükselmesi imkansız. Yani Intercontinental'ın kemeri kemerin hani artık main eventların elinde kemer. Var hani zaten diğer kemerin hali mevcut ana kemerin. Yani takım kemerlerine de yürüyemeyeceğine göre bir şekilde meydanda kalmak zorunda ve bunu da iyi yapıyor. Bir gün bir şekilde yani WrestleMania'dan sonra yükselme fırsatı bulacaktır diye umut ediyorum. WrestleMania'da da böyle ilginç bir hikayeyle çok güzel momentum toplayabilir yine kickoff zamanı. Öyle düşünüyorum. Peki sence bu WrestleMania'dan önce veya sonra çok geniş bir tavrım olur da WrestleMania'ya kadar bir kemer serüveni veya bir kemer yarışına girecek mi Lies? Yok, mümkün değil. O tip bir şey için önce Universal kemerinin tam zamanlı birine geçmesi lazım ki main eventlar Intercontinental'dan çekilsin. Anca öyle yani. Şimdi yani hani gecenin sonunda Raw'un sonunda hani olan malum hani The Miz, Roman Reigns Intercontinental'ı aldı. Yani hani Elias onunla mücadele edebilecek seviyede bir güreşçi bir momentuma sahip değil hani. O yüzden önce her şey Lesnar'dan kurtulmamıza bakıyor. Yani ondan da en iyi ihtimalle WrestleMania'da, en kötü ihtimalle SummerSlam'da kurtulacağız inşallah. İnşallah. Kickoff'un ikinci maçındayız. Cruiserweight aksiyonu var. Cruiserweight kemeri için Enzo ve Kalisto 2.762.000 artı 127. defa karşı karşıya geliyor. Kalisto maçı Javdonzo, hani bu kolunu tutup finisher yapıyor ya. Sanıyorum onun adı Javdonzo olarak konulmuş. Aynen. Ya, bu arada Numan da aramızda. Numan, seni tanıtmadım ama çok müsait olmadığın için. Önemli. Tamam. Numan yönetmenimiz aynı zamanda. Bize hatırlatmaması gereken yerleri hatırlatıyor. Ona da hoş geldin diyoruz buradan. Evet, Javdonzo. nerede kalmış? Javdonzu. Abi Javdonzo bildiğin gelikim finishine çakması işte aynısı. Evet. Eat defeat nice işte. Javdonzo abi söylemesi de zor abi. Neyse devam et. İşte neyse, kolunu tutup ayağını omzuna koyarak garip bir finisher yapıyor. Bu finisher'ı yiyen de direkt kafadan kontaklaşıyor. Ne ilginçse kola yapılan finisher'da. Neyse. Bunun ardından Raw'da yaşanan olayda Enzo ve Heel tayfa. Bu Heel tayfa da Zo Train olarak adlandırılıyor. Tony Nese, Andrew Gulak, Naomda ve Arya Davari. Buna Zo Train adı verilmiş. Bunlar hani böyle Enzo ile beraber falan yapıyorlar. Dans falan yapıyorlar. Garip bir tayfa. Bunlar işte Enzo ile kutlama falan yaparken Face Tayfa geliyor. Face Tayfa kim? Alexander Swan, Ali ve Tozawa. Mustafa Ali ve Tozawa, Rich Swan, Akira Tozawa. Hepsinin adına Rich Swan, CW kemeri için şans istiyoruz diyor.
Kalisto sizin beyninizi mi yıkadı? Kalisto ne yaptım size ne yaparım falana bağlıyor Enzo. Tabii sonra işte bunlar kavga etmeye başlıyor. Enzo ringin dışına Tabii çıkıyor bol bayla. bunlar İşte bunlar ondan kavga sonra etmeye Enzo başlıyor. ağzında Enzo saydığım ringin 8 dışına dişi 4 ve çıkıyor. 4 Bunlar maça işte başlıyor. bunlar Ondan kavga sonra etmeye Enzo başlıyor. ağzında Ve saydığım 8 dişi Palinuamdara 450 splash yaparak şey diyor ve maçı kazanıyor. Enzo'nun Mehmet dinler. Normal sen de buradaysan Evet. tabii. Enzo'nun genel reyni hakkında SummerSlam diyorum Survivor Series'teki maç hakkında ve Raw'da izlediklerimizin nereye yorumlanacağı hakkında senden bir yorum istiyorum. Yorum istemeden önce şunu da vurgulamak istiyorum. Şöyle de bir durum var. Bir dahaki haftanın Raw maddelerinde kim Zoe Train'i durduracak gibi bir başlık var. Hani burayla ilgili büyük bir olay yaşanacağı kesin. Son bir kez daha bir şey daha söyleyeyim. NXT'den zamanında NXT Championship için contender olmuş ve Bobby Roode'la karşılaştırmış Hideo Itami 205 Live'a da duyuruldu ayrıca. Bunu da son kez söylüyorum. Şimdi hepsini yorumlamak istediği için Mehmet Dinler'e sözü paslıyorum. Yani şey güzel oldu. Hideo Itami'nin duyurulması artık güzel oldu. NXT'de yapacağı hiçbir şey kalmamıştı çünkü. Yani artık boş beleş takılıyordu gayet. Yani belki 205 Live'da kendini bulabilir. Tekrar face olursa hani özellikle çok işe yarar bir face haline gelebilir. Ring içi performans her zaman çok üst düzeydi çünkü. Şeyde de bu zone Train meselesi de benim çok hoşuma giden bir şey. Yani şey bu Drew Gulak'ın çevresinde bir şekilde birleşen ekip hani Enzo'nun liderliğinde olsa da çok güzel bir ekip o. Çok seviyorum ben onları izlemeyi. Yani ben keşke 205 Live'da şey olsun isterdim. Şey 205 Live'ın Survivor Series maçı olsun isterdim şey kickoff'unda. Survivor Series kickoff'unda. Çok güzel olabilirdi. Lakin olmadı. Benim güzel olsun dediğim ne olmadı ki zaten WWE'de bugüne kadar. Neyse. Şey olabilirdi aslında. Bu 5 yıla 4 face. Son anda şey işte Hideo Itami return yapın mesela. Böyle de uygulayabilirlerdi hikayeyi. Yani ama olmadı. Neyse. Yani Enzo'nun reyni biraz klasikleşti. O ilk zamanlarındaki şatafattan ayrıldı ama yani doğru bir reyin olarak devam ediyor. Yani Hideo Itami tam olarak ne zaman gelecek, yani ne zaman kemere contender olacak bilmiyoruz tabii ama şey ondan önce en azından ben bir Cedric Alexander'ın kemere aday olmasını özellikle isterim. Yani çok iyi bir şampiyon olacaktır çünkü. Yani öyle Cruiserweight divizyonu hakkındaki düşüncelerim. Bir de en kısa zamanda Drew Gulak'a bir kemer şeyi istiyoruz yani buradan. Tabii canım direkt kulak zaten reis. Evet. Numan senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Abi Enzo Duo 5 Live 205 Live abi bildiğiniz açtı ya. Yani ben Austin Aries kovulduğundan sonra izlemiyordum. Artık izliyorum. Yani o duruma getirdi tekrardan. Yani başlarda çok kişi isyan etti. Enzo niye oraya gidiyor falan. Orayı da basacak falan sen diye de hiç alakası yok. Adam seyirci çekti. Üstüne heel turn yaptı. Ondan hemen hala seyirci çekiyor. Ki bana kalırsa da haftaya o kim duracak konusu da büyük ihtimalle gidiyor item olacak o da. Yani öyle görünüyor şu anda. Ama keşke Cedric Alexander bir kemer için aday olsaydı diyorum ben de. Çünkü benim 205 Live roster'ımda en beğendiğim isim o kendisi yani. Cedric Alexander öbürlerine çok farklı abi bana göre. Bilmiyorum da. Yani benim düşüncem inşallah kemeri alır diyorum da zor. Zor yani. Gidiyor alacak büyük ihtimalle. Sanıyorum bu arada 2 ay önce Evolve'da bir dark maça çıkmıştı galiba Cedric Alexander. Öyle de bir şey hatırlıyorum. Sizin bir bilginiz var mı normal? Arada oluyor öyle Yok. ya. WWE ile çünkü Evolve yakın çıkardığı için ya arada oluyor öyle. Evet. Devam edebilir sanırım. Ana şova geçebiliriz artık diye Ana düşünüyorum. şova geçmeden önce şunu vurgulayayım. Kickoff'ta bir de Kevin Owens, Sami Zayn vs. Breezango maçı vardı ama bunu en son vurgulayacağım. Çünkü orayla bağlantılı bir mevzu var ve Ana şovun ilk maçı Shield vs. New Day. Yani ben bu maçı anlatarak yani bu maça hayal kırıklığı yapacağımı düşünüyorum. Yani bu maç çünkü çok acayip bir maçtı, muhteşem bir maçtı bence. O yüzden bu maçın sadece Shield kazandı deyip geçiyorum. Kendim bunu anlatacak kadar üstün bir insan olarak görmüyorum yani. Gerçekten çok beğendiğim bir maçtı. Şimdi bunun devamındaki Vurdum olaylarda şimdi çok çok vurdum ya. Kesme. Allah Allah.
şöyle bir durum oluyor. Roman Reigns Miz TV'ye çıkıyor. Duyuyor musun ya? Bana Diyor ne ya? ki Allah Allah, yemin ederim. işte daha doğrusu Roman Reigns duyuruluyor fakat Shield birlikte geliyor. Miz Sizin de işte hakkınızı kurdum, artistlik ben size yapıyor. saldırmıyorum. Bunlara Gelin ben bana ne? Umudur iyi. Shield'ı çağırmadım. Roman Yaparım, Reigns'i umudur çağırdım, iyi. geyiği Sus o zaman. yapıyor. Dinleyemiyorum. İşte bunlar arasında Ulan bayağı ne? böyle bir geyik muhabbeti dönüyor. Sus! Dalga muhabbeti dönüyor ve çok sağlam Hadi espriler versin yapıyor. olayı da. YouTube kanalımızdan izlemenizi tavsiye ederim, mevcut segment olması lazım, Miz TV segmenti. En sonunda işte Anne sus, anne sus. Dinleyemiyorum, sus. Dinleyemiyorum, duyamıyorum. Dean Ambrose ve Seth Rollins Ben tek onu bir bekliyordum. kemerden Ben onu alacağını alsana benim söylüyor. Roman olmadı. Reigns diyor ki bana da bir kemer lazım diyor. Sizin Seth Rollins diyor önemli. bak diyor şurada Şu bir tane anda. var gibisinden bir şeyler diyor. Daha Sonra ne yapayım? Konuşma şu anda Bordalas önemli bunları bu. dikleniyor diyor ki Bordalas siz kimsiniz diyor, benim mizime dayılanıyorsunuz diyor. Sonra şeyi hem Bordalas hem Curtis Axel'ı anadan doğma pişman ediyorlar. Bunun devamındaki olaylarda bu olay çok uzun uzadıya bir olay. Bu hemen segmentten sonra Dean Ambrose'la Sheamus maç yapıyor. Dean Ambrose maçı kazanıyor. En son main event'inde de Roman Reigns Intercontinental Championship maçı için şeyle kapışıyor. Roman Reigns'le kapışıyor. The Miz. Ve Roman Reigns Intercontinental şampiyonumuz oluyor. The Miz'le beraber. The Miz'i yenerek. Ve aynı zamanda Grand Slam yapan sanırım 10. kişi oluyor WWE tarihinde. Şimdi buradan başlayıp bayağı bir konuyu dağıttık. Ama Mehmet dinle, sen genel olarak bir yorum getirirsin ve toparlarsın diye düşünüyorum. Buyur lütfen. New Day vs. Shield maçı gerçekten çok güzeldi. Ve şey Raw'da olanlarla birlikte şeyin Shield'ın kemeri kaybetmesinin, takımlar kemerini kaybetmesinin tek sebebinin de bu maçın gerçekleşmesi olduğunu fark ettik. Ha, iyi ki de gerçekleşmiş bu maç. Gerçekten hani şovun herhalde en iyi maçıydı. Yani gerçekten çok keyifliydi. Yani Shield uzun süre yenilmeyecek gibi duruyor. Yani Raw'u fethet, yani şey, yani New Day'i yendiler zaten. Raw'u da fethetmeye başladılar. İşte The Miz'i artık ufak ufak zaten Merz'in yanına uğurluyoruz. Ambrose Rollins kazanacak muhtemelen. Yani WrestleMania'ya kadar böyle ellerinde bir iki kemer olacak kesin gibi duruyor. Yani Shield bir döndü. Çok yakında o Shield dönsün, Shield dönsün diye şey yapanları, böyle heveslenenleri abi yeter artık, bunlar da niye sürekli kazanıyorlar dedirtecek kıvama geleceklerdir. Çünkü kaybetmiyorlar. Kaybetmemeye de devam edecekler muhtemelen. Böyle yani Shield hani şey zamanında bile çok az kaybeden bir takımdı. Eski zamanlarda bile çok az kaybeden bir takımdı. Şu anda yeni dönemin en sağlam 3 main eventer'ına sahipler. Yani en sağlam main eventer'larının 3'üne sahipler. Hani artık hayatta kaybetmezler yani. Bakalım, ama WrestleMania'dan sonra belki düzene oturur diye. Yani WrestleMania'da Miz, şey, Roman Reigns'in tabii kemeri alacağı, ana kemeri alacağı konuşuluyor. Intercontinental ne olacak o zamana kadar, o da bilinmez. Ama hani şey, WrestleMania'dan sonra belki hani Shield ufak ufak gene tekli feyutlarına döner ve biz de rahat ederiz diye düşünüyorum. Çünkü Shield üçlüyken hani ya maçları kesin yani. Kaldı ki şey de var. Hani forumun en büyük Shield'a yani Ege bile şey dedi. En son bunlar çok mutant olmuş, beğenmedim muhabbeti yaptı. Yani. Bu da bir şey yani Yani abi bence. öyle Bunu yani şey, Intercontinental maçının bir bitişi var. Abi yani tamam, ben Miz'in temiz yenilmelerine çok alışığız da yani yapmayın abi böyle şeyler. yani bir mizo hayranı olarak seni yer aladı sanıyorum. Yani ben alıştım. Miz'in kaybetmesine çok alışkınım ben yani. Hani maç duyurulduğu anda biliyordum zaten. Ya, o konuda o kadar sıkıntı yok da şey, yani sıkıcı hale getiriyor Shield. Yani kahraman hani böyle süper yenilmez hale getirmek yerine getirirken sıkıcı hale getiriyorlar sadece. Muhabbet şey ya, hani mesela eski zamanlardaki House of Justice kimliği vardı ya bunların. Hani böyle bir yerde bir adaletsizlik olunca bu adamlar çıkıyordu meydana. O hale dönseler çok iyi oldu. Şimdi resmen şey oldu bu adamlar. House of Winning. Hani böyle bir yerde kaşınan biri var mı hemen giriyorlar adama, yeniyorlar, çıkıyorlar. Hani yakında bak Kane'e de dalarlar bunlar Braun Strowman mevzusundan. Demedin değil mi? Yani şey,
WWE tarihinin en yenilmez ekibi olabilirler yani. Hani Kaldı Evolution'ın ki falan önüne geçebilirler o konuda. Evolution zaten iki kere yendiler galiba. 2-0 olması lazım. Yok şey asıl orijinal dörtlü Erlik Evolution'dan bahsediyorum. Hani onların zamanında yaptığı evet zamanında yaptığı dominasyonun ötesine geçebilirler gibi duruyor. Uzun süreli olursa bu yeni Shield. Ama yani Roman Reigns'e hani şey hani bu WrestleMania main event'ı planları yapılırken yine zor gibi duruyor ama yani uzun süreli olması neyse ki zor yani. Neyse. Evet, normal. Şimdi Normal G. Tamam. bak. Yok, 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 buradayım, burada. Konuşacak mısın? Hı. Ne? Evet. Tamam, Ya dinliyoruz bu Shield'ı. Shield'ın birleşmesi abi, ben abi bir yandan istiyordum da bunlar Royal Rumble'da şeyi ayırmayı düşünmüyor muydu? Böyle Ambrose'la işte Seth Rollins'i ayırmayı düşünmüyor muydu abi? İşte işin içine Roman'a falan katıldı. Bu iş iyice tekrar sonra girdi. Yani bunlar nasıl ayrılacak tekrardan? Hiç yani daha zaten şu var. Birleştiği günden beri bunlar tekrar ne zaman ayrılır şeyleri başta düşmeleri kolay. İşte ne zaman ayrılır, ne zaman ayrılır. Bunlar daha abi ne bileyim de yani bir haber gördüm bugün forumda. WrestleMania şeyleri iptal olmuş olabilir diye, planları iptal olmuş olabilir diye. Onu gördünüz mü bilmiyorum siz. Nasıl işte Brock Lesnar bir sene daha mı şampiyon? Yok, Brock Lesnar'dan kemer alacak kişi bu tip şey diyorlar. Batista. Duck Evet Batista. Duck bu Batista yaratacağım. arada Batista'nın dönme şeyleri konuşuluyor bu arada. Konuşuluyor da ben ya abi yok yok yani Batista bir daha öyle bir şeyle geri dönmez Abi, yani. sana da şöyle göstereyim dinle. Ve full time olarak dönecek abi Batista. Yok Full time. konuyu gördüm. Abi Batista gelip hani bu şey o kemeri almaya da alarak dönmeyi gerçekleştirmez yani bu sefer. Zeki bir adam yani hani abi yine yapacağını aynı hatayı yapmaz abi şey devam ediyor bir kere yani. Film kariyeri devam ediyor adamın yani salak mı şunu yapsın yani? Salak bir adam Guardians olmadığını biliyoruz. şey var. Bir Marvel hayranı olarak Infinity Wars çekimleri var şu anda. Orada oynadığı Drax karakteri kullanılacak yani. Bizim Guardians of Galaxy var yani orada. Şey yani abi Batista WWE'nin zamanındaki en büyük hatası olmuştu. Hani yani yılın hatta ya 10 yılın falan en büyük hatası olmuştu. Herhalde ikincisi 100 yılın en büyük hatası olur yani. Hani adamın nasıl yuhalandığı hala yani yok abi yani şirket yönetiminin hepsinin bunamış olması lazım o karar için yani. Abi, Citon'un ayrı bir şaka. Çıkması ayrı bir şaka. Bırakması ayrı bir şaka. Hakikaten ayrı bir şaka yani. O muhabbet Yok. neydi ya? Olmaz o olmaz yani hani o olmaz yani geçeceğiz onu yani. İnşallah. Kovuldu. İnşallah. Devam edelim hadi. Çok da geçeceğimizi sanmıyorum ama umuyorum. Kadınlar Survivor Series maçı. İlk elenen isim. Daha doğrusu takımları sayayım önce. SmackDown için Kaptan Becky Lynch, Carmella, Natalya, Tamina, yanında avukatı diyeyim Lana ve Naomi. Raw takımı için Alicia Fox, Bayley, Sasha Banks, Nia Jax ve yenilgisiz Asuka. Nam alıp Asuka geliyor. İlk elenen isim Becky Lynch oluyor Bayley tarafından. İkinci SmackDown takımından Raw 5, SmackDown 4 kalıyor burada. İkinci elenen Tamina tarafından Bayley oluyor. 4'e 4 kalıyorlar. Üçüncü elenen Nia Jax oluyor. Count out ile eleniyor. Hani kimse elemiyor. Raw takım 4'e 3 kalıyor. Dördüncü elenen Carmella oluyor. Asuka tarafından 3'e 3 kalıyor. Bunun ardından daha doğrusu 3'e 3 kalmadı. 3'e 3'e 2'ye 2 1. kaldı. 2'ye 2 kaldı. Pardon. 3'e 1 mi kaldı? 3'e 2 mi kaldı şu an? Her neyse. 3'e Ya 2. Asuka en sonunda 3'e 1 kalıyor ve şey hani 3 kişiyi de eleyip son 2'ye 3 Survivor olmaya başladı. 2'ye 1 kaldı. Neyse tamam. Dur ne o ya? Bunun üzerine bir de şampiyon versus şampiyon maçını konuşabiliriz bence.
Dur onu da konuşacağım ya. Kısacası bu kadınlar maçından Rav galip çıkıyor ve Asuka 2'ye 1 kalarak Soul Survivor oluyor. 2v 1'den kurtarıyor. Bunun ardından Asuka ile Dana Brooke maçını izliyoruz Rav'da. Yani Asuka zaten tıpatlayıp geçiyor. Bu şey muhabbetlerine girmiyorum. Rav'daki kadınlar muhabbetlerine girmiyorum. Çünkü onları ayrı bir değineceğiz. Şimdi burayı değerlendirelim Dinler. Sonra oralara da girelim. Tamam. Bu maçı bir değerlendirelim. Bir de Asuka'nın Rav performansını Yani o performansında özel bir şey yok. Survivor Series maçı da korkunçtu gerçekten. Yani hani gerçekten yani ben geçen senekinden daha kötü bir booking çıkabileceğini zannetmiyordum kadınlar Survivor Series maçından. Gerçekten kendilerini aşmışlar. Yani inanılmaz. Yani ben inanamadım. Becky Lynch'in elenmesinden başlayarak tek 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 inanamadım yani olanlara. Hani maçta mantıklı tek şey hani Asuka'nın kazanması ve şeydi. Tamina'nın birazcık üst düzey gösterilmesiydi. Nia Jax'i elleme konusunda hani epey işe yaradı Tamina. Hani count out'la elendi diyoruz ya onu Tamina'ya borçlular ama. İşte ya ama ya hani Asuka'nın şeyi de hani yani işte Asuka'yı tek başına bıraktılar başka bir fazla kişi karşısında eleyeceği belliydi kazanacağı belliydi yani keşke yani saçma gereksiz ne desem ben buna yani çok kötü planlanmış bir Survivor Series maçıydı. Hani Natalya dümdüz geldi falan onca spekülasyonun ardından kim gelecek konuşmasının ardından Natalya dümdüz çıktı geldi. Hangisi daha korkunç ben bilemiyorum ya şu anda. Keşke Dilek istemekten sonra duyurursalardı biz de hani kıyamet senaryoları yapmasaydık burada. Nikki Bella'ya kadar düştük yani anasını satayım. Evet Bilmiyorum. normal. Abi korkunç bir ötesiydi. Ben şey düşünüyordum. Asuka'yı bir şekilde Kanadalı falan elerler abi elerler diye düşünüyordum da abi tam biri korkunçtu ya. Korkunçtu. Abi resmen korkunçtu karakterler böyle. Resmen onun gibi bir şeydi abi bu. Çok fenaydı ya. Yani izlerken abi oturup ağlayasım geldi o kadar yani. Hele Becky Lynch'in ilk elenmesi zaten var ya. Affedersiniz ama abi sövdüm ya. Bildiğiniz sövdüm yani. O maçı. Ki bir de ben şovu canlı izlerim abi. Böyle bir durum var. Ben şovu canlı izlerim maalesef. Bu gözler onu canlı canlı gördü yani Becky Lynch'in elenmesini. Abi. Yani iyi ki NXT TakeOver War Games'e kalmışım diyorum ve Survivor serisi kalmadığım için kendimi bir kez daha Abi kutluyorum burada. çok kötüydü ya bakalım lan maçı ciddi anlamda. Asuka'nın zaten sona kaldığını görünce dedim zaten tamam dedim. O zaman zaten şey demiş işte Gür ve Ryan'la izliyorum şeyi. Dedim tamam dedim ben de tuvalete gidiyorum dedim. Maça kadar belli geldim zaten baktım Asuka tuş etmiş. Yani. Hiç gereksiz yani Asuka ne abi çok fazla güçlü gösteriliyor ve Bak şimdi bu maça Asuka'nın alınması bir kere bir hataydı. hata hata Çünkü hata. hani alındığı anda herkes onun Soul Survivor olacağını biliyordu. Bak Soul Survivor değil, Survivor değil. One of the Survivor değil, direkt Soul Survivor. Tek Survivor olacağını herkes tahmin edebiliyordu. İkincisi, Ben yani count out'la falan eleneceğini zannediyordum ya. ben de yok ben düşünüyordum da. Ondan sonra yani vazgeçtim. O dedim yok bir onu yıl not demiyorum. işte. Nia Jax'i o takımda olunca o kolay değil. Yani Asuka gibi yani atletik birini count out'la elemek komik olur ya. Yani Naomi nasıl? Geçen seneydi sanırım. Count out'la elendi. Bir tane ne oldu? Kıç darbesi mi neydi? 10 saniye yerden kalkamadı. Komik bookingler çıkıyor. Böyle atletik isimler elendi. Ama Nia Jax'in elenmesi daha iyi kullanıldı bence burada. Bir de şunu söyleyeceğim. Abi madem hani Becky Lynch'i hemen eleyeceksin. Niye kaptan dedin yani? Yazık günah. Ya gerçekten yazık günah bu kadın. Şu an semizeyim, ikinci bir semizeyim vakasına doğru ilerliyoruz hatta geçmiş bile olabiliriz yani. Ayrıca bu arada şunu da belirteyim. Becky Lynch biraz ara verecekmiş güreşe. Hani, bu Miz'in ayrıldığı film var. The Marine mi? Sen bilirsin. Evet, Marin. Marine, Marin Avcı. Marine filminde Becky Lynch de oynayacakmış. O yüzden. Rebecca Queen gerçek adıyla. O da oynayacakmış. O yüzden bir süre ara vermişler kendileriyle. Evet. Şey, Şimdi bu arada ya Beki'nin durumu Sami Zayn'den daha kötü. Çünkü Sami Zayn'in önünde en azından bir sürü insan vardı. Yani Beki'nin karşısında yok Smack Roster'ındaydı. Ya Naomi'nin aylarca kemer tuttuğu roster'da hani Becky Lynch'in
gördüğü muamele benim içimi acıtıyor. Lana'nın 3 hafta üst üste kemer şansı aldığı SmackDown'da. O var yani. SmackDown, o Natalya'nın falan artık aldığı, SummerSlam'da aldığı, neredeyse Survivor Series'e kadar koruduğu dönem yani. Çok üzülüyorum ben bekliğinize. Evet, geçiyoruz buraya ve şimdi benim şovda hani kesin olarak beklediğim ama hani böyle görünce şaşırdığım bir maç sıra Baron Corbin vs. The Miz. Hani The Miz'in zaten yavaş yavaş toplanıp ayrılacağını biliyoruz. Bu hem film hem hamilelik karısı Maris'in hamilelik mevzuları yüzünden. Ama şu ayrıntıyı vermek istiyorum dinle. Hani Miz Turaj'la beraber Miz'i yenen ilk isim Baron Corbin. Resmi olarak. Bu bir ayrıntıdır bak. Bu Baron Corbin'i bir yerde çok güçlü gösterdi bak. Baron Corbin zaten çok güçlü gösterilen biri yani. Genelde güçlü gösteriliyor yani, sıkıntı yok bence o konuda. İşte maçın genel anlatımı Corbin genel olarak dizine çalışan bir maç oluyor. Maçta hem sanırım Bo Dallas hem de The Miz'e End of Days vuruyor ve kazanıyor. Devamında Baron Corbin şey diyor. The Miz'in başına gidip bu onun meşhur taunt'u var ya. Elimi havaya kaldırdığımda hepiniz susacaksınız. Bunu onun başında yapıyor. Sonra seyirciye dönüyor. Aynı zamanda siz de kapak ettim, ne kapak ettim falan yapıyor. Yani bununla ilgili SmackDown'da bir olay yaşanmıyor. Fakat Raw'da The Miz, Miz TV'de Baron Corbin'e biraz giydiriyor. Şey falan yapıyor. Yani böyle kariyerin en büyük galibiyetini aldım, bravo falan geyiği çekiyor. Bu maçı SmackDown'un kazanması da Survivor Series 2-1 oluyor bu arada. Evet, Baron Corbin'in bu derece güçlü gösterilmesi, Miz'den bir anda kemer sökülmesi gibi olaylar hakkında dinler görüşlerini alabilirim. Ya Miz'den bir yer sökülmedi. Miz uzatmaları oynuyordu zaten yani. Bariz de o kemerin gideceği. Roman Reigns'e gitmesi tabii sürpriz oldu. Ben daha Jason Jordan falan bekliyordum yani. Hani bir tık daha alt seviye bekliyordum. Ama işte Shield aşkı kemer değişimine sebep oldu. Baron Corbin üstün. Ya Baron Corbin zaten hep güçlü gösterilen bir... Ya Cena Feudal'ını saymazsak her zaman güçlü gösteriliyordu. Yani şey, bu adam öyle hileyle hurdayla falan maç kazanan biri değildi hani yani. Yani maçlardan sonra saldırmasını falan geç. Yani ya face gibi bir maç kazanıyordu. Kaldı ki şu sıralarda da Cena booking'i alıyor. Şey hani bütün maç dayak yiyip finisher'la kazanıyor. Ani finisher'la kazanıyor. Hani bundan rahatsızım ben. Doğru, eskisi gibi booklansa o kadar sorun olmayacak da. Şu anda bir garip yani. Bilemedim. SmackDown'a çıktı mı Corbin? Yani şeye çıktı bu. Lumberjack muhabbeti. Tamam. Tamam. Yani şey... Fatih istiyorsan oraya bir değin ya. Bir garip buklanıyor. Bu ara bakalım onun nereye gelecek. En son Kevin Owens'ta hepsine değineceğim. Kevin Owens simizeyinde. Tamam. Orayı bekliyorum. Kevin Owens simizeyinde çünkü iki şovu da etkileyen hamleler yaptı bayağı. Yok baya. Çünkü orada bir feyot çıkacak ortaya, o yüzden dedim. Neyse. Evet, onu neyden bahsedebiliyorum. Evet, aslında onu belirteyim mi ya şimdi? Ya belirteyim, şöyle belirteyim. Bu Lumberjack maçı sırasında Lumberjack maçına geleceğiz. Baron Corbin, Kevin Owens'a mı Sami Zayn'e mi? Hangisiydi şu an? Kevin Owens diye hatırlıyorum. Vurmak isterken Kevin Owens eğiliyor ve Bobby Roode'a geçiriyor bir tane. Sepser. Bobby Roode da sen ne yapıyorsun lan deyip girişiyorlar. Buradan büyük ihtimalle Clash of Champions'te bir United States feud'u göreceğiz. Norman'ın dediği şey o. Hani Baron Corbin'in yaşadığı olay bu. Ağır face vs. ağır heel maçı göreceğiz. Ne diyorsun dinler bu konu hakkında da? Evet. Olduğu için şoktayım hala. Yani babyface olduğu için birazcık şoktayım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Sesim geliyor. Evet, Bobby Roode'un böyle ağır face olmasından dolayı epey şaşkınım yani hala. Biraz daha böyle çakal bir face olabileceğini düşünüyorum. Çok ağır baby face oldu ya. Öyle böyle olmadı. Ama şey, Corbin feudu onun da oturması için hani Dolph Ziggler feudu sıkıcıydı. Ardından zaten o Survivor
Series falan. Bu arada Survivor Series'de Triple H'de 200'de yani güzel bir feud olacağını düşünüyorum ben. Yani Bobby Roode'un mikrofon performansı şeyin Corbin kendini iyi edebilir. Onu umuyorum bir yandan da. Abi Bobby Roode tam bir glorious ya. Başka bir şey demek istemiyorum abi. Adam inşallah kemeri dalır ya. Ben seviyorum Bobby Roode'u. Bir TNA'ci olarak. Bir TNA Ben takımı olarak. alacağını sanmıyorum. Baron Corbin'i bu kadar güçlü gösterip o kemeri almazlar orada. Roode yalnız şu an zaten biliyorsun Roode öyle bir momentine geldi normalde NXT'den ki kemeri alması gerekiyor bence yani. Yani sesle kemerini alması gerekiyor Roode'un. Glorious be kardeşim. Abicim Survivor Series'ten ikinci elen adamın ben hiçbir şekilde momentum falan kalmamıştı. Yok yani şey o kadar yani yenilerin o şeyin Samoa Joe'nun, Finn Balor'ın, Nakamura'nın ve Rude'un momentumlarına hiçbir şey olmadı o maçta. Çünkü maçın booking'i korkunç olduğu için herkes maçı kötü booking'le hatırlayacak. Sonuna kalanlar da hatırlayacak. Kimse bunları erken elen demeyecek. Ya tamam mesela Balor kalsa, Nakamura kalsa sona okey yani Rude'un momentumu gitmiş olsun ama yani hiçbiri kalmadığı için kimse de bunu o şekilde hatırlamayacak. Herkes Triple H'in egosuyla hatırlayacak yani bunu. Acaba Triple H özellikle bu kendisi mi yazdı bu maçı diye düşünmüyor değilim. Mümkün. Yani S'de konuşuruz. Main Event'ı konuşurken konuşuruz onda. Yani Geçelim istersen. yıl şampiyon ve şampiyon takımların maçı. Evet. Şampiyon takımların maçı muhabbetinde Cesaro Sheamus'la Usos kapıştı. Usos'un bence zirve yaptığı bir maçta açık ara zirve yaptı. Bu maçın sonunda Usos maçı kazandı ve SmackDown 2-2 yaptı skoru. 3-2 mi yaptı? 3-2 2-2 yaptı. Evet 2-2 yaptı skoru. O dinler şey anı çok güzel değil miydi ya bu? Hani Parti mi? biri dışarıya atlarken tak veriyordu. Öbürü köşeye Of. çıkıp muhteşem bir andı Güzeldi. ya ben tüylerim diken Çok diken güzeldi. orayı izlerken. Muhteşem bir andı o ya. Evet. Muhteşem. Özellikle şu an Evet, gerçekten çok güzel. WWE'nin şu anki tag team yazmalarını çok beğeniyorum. Çok harika işler çıkarıyorlar. Bununla ilgili olarak Malzemede çok iyi ama yani. senin sesinde bir sıkıntı var dinler. İnternetten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Haberin olsun. Şey şu anda iyi mi? Evet. Şu anda iyi Evet. mi? Tamam. İyi. Tamamdır. SmackDown'da bununla ilgili olan olaydan bahsedeyim. Jey Uso ile Chad Gable kapışıyor. Yok. Özür dilerim. Jey Uso ile Shelton Benjamin kapışıyor. Jey Uso ile Chad Gable kenarda. Shelton Benjamin P4 yapıp maç kazanıyor. Büyük ihtimalle Clash of Champions'ta Gable Benjamin vs. The Usos maçı göreceğiz. Şimdi SmackDown'daki olayla ilgili ve Survivor Series'teki olayla ilgili konuşalım dinler. Her Raw'da da bu arada Dean Ambrose Sheamus'u yeniyor bu arada. Bunu da belirtelim. Yani Sheamus ve Cesaro'nun hani geleceği çok yok. Sheamus'un da zaten izne çıkacaktır. Muhtemelen çıkacaktır ama yani çıkmadan da kemeri tekrar Shield'a teslim edeceklerdi. Yani bunun çok kısa süreli olduğu çok anlaşıldı. Onun dışında ne diyebiliriz? Chad Gable, Shelton Benjamin ile Usos'un mücadelesi ya fena olmayacak gibi duruyor çünkü gerçekten double turn gerçekleşmiş gibi güreşiyor iki tane. Benjamin yine Hilo'ydu. İlginçtir. Şeyde de bu arada gibi Sezar ve Sheamus olunca mecbur face oynamak durumunda kaldı. Oldukça da yani Face hususu da özlediğimi fark ettim. Yani muazzam bir şey o takım. En özel takımlarından biridir Face hususu. Onların da Face turn'ü heyecanlandırmıyor değil açıkçası. Yani bu arada chat
Apple ve Shelton Benjamin de hileyle hurdayla kemeri alabilirler. İlginç olur. Yani şey, güzel bir şampiyon olurlar. Özellikle Shelton Benjamin hani çok güzel bir güreşçi zaten. Çok çok iyi bir güreşçi. Fazla iyi bir güreşçi. Chad Gable'da zaten giderek kendini geliştiriyor. Böyle insanları gıcık etme konusunda da kendini geliştiriyor. Güzel bir feyat bizi bekliyor bence. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Senin evet. İnternetinden kaynaklı bir sıkıntı var. Sen onu bir düzelt. Sesin sürekli gidip geldi, gidip geldi. Sen oradan bir bak. Ben bu sırada sözümü Numan'a vereyim. Çünkü Usos deyip Numan'a sözü vermeme kayıp olur. Buyurun Numan. Abi Usos abi kardeşim. Başka bir demek istemiyorum. Kardeşim başka bir demek istemiyorum. Yani de... Bakın. Bakın. Ben sizi niye hak ediyor? Ses. Sen biraz konuş dedin Numan. Dinler şey yaptın. Yok, yok. Benim sesim yankı yapıyordu. O yüzden neyse devam ediyorum. Dinler çıktı zaten şu anda. Gelir herhalde geriye. Abi Usolar yani nasıl desem. Abi izlerken o kadar zevk veriyorlar ki. Ki ama şu var. Olur da face olurlarsa da abi şu anki gimmicklerini kullanmalarını istiyorum ben. Yani abi şu şarkılar olsun böyle. Böyle laf tutmaları olsun. Tamam çevirmesi zor oluyor ama yani güzel güzel ama neyse her neyse yani. Abi, ne? Yani Usolar çevirmesi zor oluyor. O konu sıkıntı biraz. Ama abi Usolar'ı izlerken de o mikrofonda konuşurken adamları çok seviyorum. İnşallah da kemerlerini 2 yıl daha korusa da ses etmem abi. O kadar diyorum yani. Sen geri döndün bu arada. Heh, o nasıl bir ses? Devam edelim. Tamamdır. Fatih, şey bir de. Abi Usolar kemerlerini 2 yıl tutsa sence fena olmaz mı? Yani bence olur yani, fena olur yani. 2 yıl ne abi? Tutsunlar abi ya. Tutsunlar abi. Ben bazı izledim. Şey ya, Chad Gable, Shelton Benjamin iyi bir takım. Onları geçiyorum. Bu arada Bludgeon Brothers, eğer şey Usos onları geçerse Bludgeon Brothers muhtemelen rakipleri olacak ve ben o dörtlüyü ringde izlediğim son zamanı hatırlıyorum. Eriyordu, bitiyordu bir yani. Usos'la o White Family'nin çok acayip bir şeyi var. Hani feyodu. Tek team kemerleri için ve şey Two of a Three Falls maçı var. Çok efsane bir maçtı. Ya yani ben o dörtlüyü tekrar ringde birlikte görmek çok isterim açıkçası. Ve bu sefer muhtemelen Bludgeon Brothers en azından kemerleri bir kere tutacaktır yani. Bu arada onlardan da bahsedebiliriz. Onlar debut yaptılar. Hype Bros'u squashladılar resmen. Hype Bros da güya heel turn sinyalleri veriyor. Bir bok olmadı sonunda. Ama Bludgeon Brothers çok iyi gitti yani. Hani şey çok böyle gelişleri olsun, aldıkları reaksiyon olsun oldukça iyiydi. Yolları açık görünüyor. Zaten WWE seyircisini tanıdığı sevdiği insanı. Öyle. Abi Bludgeon yani evet. Konusu nasıl? Şöyle bir durum var. Bludgeon Brothers'ın size de şöyle bir durum var. Bir yandan da Kevin Owens, Sami Zayn tehdidi yaklaşıyor bu arada kemerler için. Ben onları da bir tehdit olarak görüyorum yani. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum. Kevin Owens'ın kazanmada bir tek tag team championship kaldı yani. Ben bu da bir sanmıyorum ya. Olarak. Ben hiç sanmıyorum. Ben de yani onlara kemer hakkı verilmeyecek uzun bir süre gibi görünüyor. Bence vereceklerdir. Yani vermeliler mi tartışılır ama vereceklerdir. Evet. Devam edelim. Var mıdır söyleyeceğiniz başka bir şey? Yok. Devam edebiliriz. Evet. Kraliçe vs. Tanrıça. Charlotte Flair vs. Alexa Bliss. Alexa Bliss yumruk atıp iti vurduktan sonra niye tuş olamadı, ettiremedim diye çıldırdığı bir maçtı. Genel olarak Alexa Bliss'in çok leş bir big boot şeyi vardı. Neydi ona da? Boçu vardı. Ama işin en sonunda Figure 4 Leg Lock'la Alexa Bliss'i pes ettiriyor. Figure 8. Figure, ya tartışma konularından okuyorum. Figure 4 demiş bu da. Figure 8'ti doğrusu. Yani Figure 8 Leg Lock'la pes ettiriyor. Charlotte Flair kemerini koruyor. Bununla ilgili olarak Alexa Bliss burayı sonradan değerlendireyim. SmackDown'ın olduğu burayla ilgili. Burayı da sonra değerlendirelim. Evet, sadece maçı yorumlayıp geçelim. Ya bence hazır kadınları konuşuyorken kadınları konuşmayı da bitirelim. SmackDown Raw'u da konuşalım diyorum ben. O NXT muhabbeti var ya, ona ayrı bir parantez açmak istiyorum o yüzden. Tamam, bunu bitirdikten sonra açalım yani, maç güzeldi.
Yani maç keyifliydi. Alex'in güreşebildiğini ben uzun zamandır söylüyordum. O da ortaya çıktı. Ha, çeşitli borçlar vardı. O biraz da şovun rejisiyle alakalı. Çünkü ya reji korkunç. Takeover'da da Survivor Series'de de rejinin çok büyük hataları vardı. Hani kameramanları yönlendiren kişinin. Neyse. O da geçiyorum. Maç oldukça güzeldi. Yani Charlotte, ya Face Charlotte tamam hani her türlü izlemesi keyifli bir isim ama Face Charlotte da çok büyük ihtimalle çok yakında lanet ettirecek kendine gibi duruyor yani. Çünkü tuş olmuyor. Yok yani tuş etmenin imkanı yok gibi duruyor. Peki Lynch bana ne güzel pes ettirmişti. Bak o geldi şimdi aklıma. Ya keşke Asuka'yı yense. Peki Lynch dedim değil mi ben az önce? Sasha Banks diyecektim. Abi keşke O Asuka'yı dem. yense Charlotte. Neyse. Valla o fail WrestleMania 35'i görür ya. Onu çabucak kullanmazlar öyle. Çünkü ellerindeki en büyük şey. Tamam buradan kadınlara bağlayalım. Burayla ilgili olarak Alexa Bliss şey yapıyor. Raw'da çıkıyor. Sizin övgülerinizin hiçbirine ihtiyacım yok diyor. İşte beni şansıyla yani Charlotte falan geyiği yapıyor. Bu sırada Mickie James geliyor. İşte senle konuşuyorsun falan ayağa çekiyor. Sonra devamında Bayley, Sasha Banks, Alicia Fox geliyor. İşte hepsi kemerle ilgili şey yapıyorlar. Hak iddia ediyorlar. Ondan sonra Kurt Angle geliyor ve bunlar diyor ki Fatal 4-Way maçınız var diyor. Kazanan Alex ile maça çıkar kemer için diyor. Maçın sonlarına doğru Sasha Banks ve Mickie James geldiyken Paige'in müziği çalıyor. Kendisi 2 yıl mı? Numan sen bilirsin 2 yıl mı? Normalde beydi ama bu tavuk şovda heel olarak geldi. Yani. Şey diyeceğim 2 yıl mı? 1,5 yıl. 1,5 yılın ardından Paige WWE'ye return yapıyor. Bayağı deli tepki alıyor ve dur egeleşme. Egeleşme. Vereceğim sözü. Beni özlediniz bu falan deyince seyirciler çıldırıyor tabii. Ben yalnız gelmedim diyor. Bu sırada arkadan Sonya Deville ve Mandy Rose NXT'de iki kadın geliyor. Bunların üçü kısaca ringdeki herkesi haşet ediyorlar. Alicia Fox kaçıyor direkt. Yani hiç olayla alakası yok. Sasha Banks, Bayley ve Mickie James haşet oluyorlar. Devamı dar kalan segmentinde vereceğim bir saniye. Dar kalan segmentinde Alexa Bliss bunların yanına gidiyor işte barış imzalamak için. Sonra kafasını merdivenlerde buluyor bir anda. Burada söz vermiyorum. SmackDown'u da anlatayım. Sonra toptan söz vereceğim. SmackDown'da kadınlar kemeri maçı var. Natalya Roman şapkını kullanıyor. Bu sırada maç devam ederken Charlotte ve Natalya şey yapıyorlar. Bir anda basılıyorlar. Kim tarafından basıyorlar? Ruby Riott, Sarah Logan ve Liv Morgan. Bunlar da NXT'nin 3 kadın. Bunların üçü de bu ikisini haşet ediyor yine. Bundan önce arkalarında da Becky Lynch ve Naomi'yi haşet ettiler bu üçlü. Ve bu arada Becky Lynch'in de buradaki sakatlık muhabbetiyle uzaklaşacağı söyleniyor. Evet. Şimdi genel olarak şu iki şeydeki Paige'in return'ü diyelim. NXT'den 5 kadının aynı anda çıkması diyelim. Ve bu olayların nasıl işleneceği diyelim. Çok heyecanlandığı için Numan'a ilk sözü verelim. Oh abi bilmeyenler için söyleyeyim. Ben burada forum her yerde söylüyorum. 2010 yılında Britanya'da yani Page'i izlemeye gitmiş biri olarak ben bu arada Turkish Power Wrestling'de çok heyecanlı olduğum bir şovdu. Page'in gelmesinde o kadar çok sevindim ki yani anlatamam. Bu arada az önce ben kadınla kemer başında konuşmamıştım. Sanırım ben şey diyordum Survivor Series'den önce işte Alexa kazanmalı yok işte karşısında Asuka çıkacak. Asuka'ya karşı momentum yüksek çıkmalı gidiyordum. Fakat Asuka'ya karşı kemer maçına Alexa değil büyük ihtimal Paige çıkacak. O yüzden zaten bu olay gerçekleşti. Yani Paige öyle bir geldi ki zaten abi geldi ve ben bittim yani ya bittim yani ne diyeyim. Çok iyi oldu ve yanındaki ikili de ciddi anlamda hani Mandy Rose'un ringi çok kadar şey demesem böyle Sonya Deville'in ringi gerçekten iyi. Umarım iyi işler yaparlar ya çok sevindim ben. Onun dışında SmackDown için de abi erken değil miydi onlar için biraz ya? En azından Liv Morgan için de erken değil miydi yani?
Bence erkendi. Bence şey için de erkendi. Sarah Logan için de erkendi. İkisi için de erkendi abi. Hadi Robbie Wright tamam da hani gidişim de erkendi. Keşke bu üçü yerine SmackDown'a ikonik dua gelseydi. O da çok Ya iddialı bir anda olurdu. ben devam edeyim. Buyur. Ben o gelenlerin biraz düşük profil olmasını yani hani bir tarafta Paige bir tarafta Ruby Riot var. Hani yüksek profil olarak da geri kalan iki yancı biraz düşük profil kalıyor. Yani şey yok. Takeover maçı olan yok o geri kalan dört isim içinde. Şöyle hani onun sebebinin biraz şey hani o iki ismi şey ortaya çıkarıp diğer iki ismi gerçekten yancı olarak kullanmayı düşündüklerini düşünüyorum ve şey Iconic Duo onun için biraz fazla kaçacak biri bir ekip. Yani Ember Moon olsun işte atıyorum işte başka kim vardı? Kairi Sane falan filan şu an yani Nikki Cross hani onlar hani daha üst düzey kaçıyor yancı rolleriyle gelmek için, debut yapmak için. Muhtemelen o yüzden hani bu dört isim seçildi. Açıkçası Ruby Wright'ın böyle önemli bir rolde kullanılması da işte hani yancı olmayacaksa yani şey, ikisi yancı Ruby Wright lider olacaksa çok güzel bir şey çünkü ben çok seviyorum çok seviyordum NXT'deyken. Hani Asuka yüzünden kemer alamamasının bir hata olduğunu hatta savunuyorum her zaman. Ne diyorduk şimdi? Şey segmentler yani bir şekilde Natalya'nın bu kadar kolayca denklemden çıkması çok güzel oldu. Hani o konuda hiçbir şeyim yok. Şikayetim yok. Naomi'nin çok güzel dayak yemesi çok güzel oldu. Allah çok sevdim. İşte bir tek şey rahatsız etti. Yani Fatal Four Way maçında biri saldırınca no contest çalınması çok rahatsız etti. Keşke maç devam etseydi de biri tuşu bulsaydı ve olaylar o şekilde devam etseydi dedim. Ama sadece dedim tabii. Sıkıntı yok yani. Neyse. Başka ne diyebiliriz? Yani ben Paige'in çok büyük hayranı değilim ama hani bir şekilde işi farklılaştıracak kişi olması da güzel. Çünkü şey hani Four Horsewoman artık bıktırmaya başlamıştı biraz. Hatta yani epey bıktırmıştı. İşte yani Paige'in fark yaratacak olması güzel ama Alexa yarın WrestleMania'ya gidecek olması ihtimali beni ben pek hoşnut kalmadım o ihtimalden. Bence de Alexa yani çok daha iyi bir şey yapıyor Paige'e göre yani. ben çok hoşnut kaldım. Bir Page fanboy olaraktan oh diyorum yani o konuda. Ha, bu arada ne Yani diyeceğim? Lafını böldüm. Şey hani dedin ya Mandy Rose'un yancı olarak falan. Abi WWE Mandy Rose'un her gün farklı bir şeyini paylaşıyor. Bugün de işte Mandy Rose'un işte şeyde WWE.com'da Mandy Rose'un Instagram fotoğraflarını falan paylaşmışlar abi. Bu aslında bu şey diyeceğim size burada. Bunun hakkında az da konuşacağım şey sormak istiyorum. WWE daha önce bu Eva Marie üzerinde bir şey kullanacak. Abi bir gimmick kullanacaktı. İşte manken ama böyle güreşen biri diye. Bunu siz yaparlar mı abi işte bu olayı Mandy Rose üzerinde yaparlar mı? Ne diyorsunuz? Zannetmiyorum. Çünkü kendisi eski model bu arada. Zannetmiyorum ya. Ki bence Mandy Rose daha güzel Eva Marie'de öyle bir durum var. Fatih sen ne Ya Eva düşünüyorsun? Marie'nin temsil ettiği şey güzellik anlayışı çok farklı ama yani hani o başka o Mariz ekolünü temsil ediyor yani. Çirkin olsa da iş yapabilecek bir ekol o da. Neyse. Ya benim genel olarak bir yorumum yok. Hani saçma bir hamle olduğunu düşünüyorum. Neden saçma bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çok bas kadınlar Royal Rumble kokan bir hamle yani. Sırf o yüzden yapılmış bir hamle geliş planı. Bu bir. İkincisi yüksek ihtimalle 3 ve 3 maçlar yapacaklar önümüzdeki günlerde. Hani mesela Clash of Champions'a bir şey maçı düşürüyormuş mesela. Charlotte Natalya şey Naomi Naomi ya ve yani Carmella vs. Natalya değil. Ruby Riott, Sarah Logan şey Liv Morgan maçı düşünüyormuş Ya. mesela. Hani Felaket. bilmiyorum Raw'un PPV vs. Raw'da da diyeceğim öyle bir şey sayılır da bilmiyorum, çok zorlama geldi bana. Paige'i yalnız başına geri döndürebilirdiniz. Evet, bitti mi yorumlar? Page be kardeşim. Bitti benim için. Bitti sanırım. Evet, kadınlarla ilgili her şeyi tutup çöpe attığımıza göre sırada AJ Styles. Mesela Brock Lesnar var.
Benim beklediğimin aksine çok heyecanlı geçen bir maç. Ve Brock, hani sen az önce dedin ya Alexa Bliss güreşebiliyormuş diye. Aynı şeyi ben Brock Lesnar'a dedim. Brock Lesnar güreşebiliyormuş abi yaptım ya resmen. Hani baya baya sağlam güreşti yani Brock Lesnar. Yalan yok yani o uçan dizler falan. Bilmiyorum. Brock Lesnar bile bu maçta memnun etti. Tabii maçın sonucunu hepimiz biliyorduk. Brock Lesnar'ın kazanacağını. Brock Lesnar bırak artık bu kemeri diyorum. Raw'da bu olayla ilgili hiçbir segment geçmezken SmackDown'da AJ Styles çıktı. Şey falan dedi işte ben Lesnar'a karşı standart face şey yaptı işte ben karşı koydum ben en iyiyim ben olmasam kimse koyamazdı falan yaptı. Bu sırada Jinder Mahal çıktı ekrana dedi ki işte kısaca rematch klauzumu dedi Clash of Champions'da kullanacağım dedi. AJ Styles da onun orada dalga geçti. Yani ne oldu niye gelemedin şey falan diye. Maça niye karışamadın. Ödlek gibi bir şeyler söyledi. Ne ama ne AJ Styles tutup Singh biraderleri dövdü. Sonra da haftaya da şey maçı duyuruldu. Burada AJ Styles ve Singh biraderler handikap maçı duyuruldu. Evet. Clash of Champions'a da Evet. Jinder Mahal maçı AJ duyuruldu. Jinder Mahal maçı duyuruldu. AJ Styles, Brock Lesnar maçı ve SmackDown'da yaşananlarla ilgili genel bir görüş. Hanginiz başlıyorsanız başlayın. Buyurun. Tamam baş. Ya Clash of Champions'a duyurulan maç bu arada şey anlamını taşıyor. Hindistan turunda bir değişiklik olmayacak anlamını taşıyor. O epey rahatlattı muhtemelen herkesi. Şöyle çünkü yani çok konuşuluyordu şey. Hindistan turunda Jinder Mahal'in kemeri geri alacağı, two time champion olacağı. Çok konuşuluyordu. O açıdan çok rahatladık hepimiz. Ya Survivor Series'deki maçı iyiydi diyorum ama hani şey çok içimi acıttı ya. Maçın başı çok içimi acıttı. AJ Styles'ın oradan oraya uçması, uçurulması. Yani Değil mi? gerçekten insan içini acıtıyor. Yani AJ Styles ya bunu yaptığınız insanın. AJ Styles yani. Hoş değil. Hiç hoş değil. Neyse. Ama yani hani çok üst düzey güreşti. Yani adam hani Brock Lesnar'a karşı çıkarılabilecek en iyi maçı çıkardı. Yani WrestleMania'ya kadar umarım kemerle devam edecek yani. Umuyorum. Bakalım yani ne Jinder Mahal'de? AJ Styles'ı izleyebildiğimiz için gerçekten çok yani yeterince şükretmiyoruz gibi geliyor bazen yani. Yani günde 3 posta falan bence bir şükür duası etmek gerekiyor yani. Öyle diyeyim. Ben 2009'dan Çok beri izliyorum. Kafam rahat. bambaşka bir adam ya. Bu kadar diyecek. Evet Numan. Abi Lesnar kemer aldığından beri ilk defa bu kadar salam dayak gidiyorum ben. Yani Samoa Joe'dan bile daha fazla dövdü ama maçlar içerisinde şey sayıyor bunu. Öyle böyle değil yani. Hani acayip bir maç oldu. Kısa yani çok sonucu bir ama ben zevk aldım maçı izlerken. Abi SmackDown'daki olayın bir şeyine değinmek istiyorum. Abi Jinder Mahal ekrandan bağlanırken bildiğiniz terörist gibi bağlanmadı mı ya? Hani böyle teröristler video çeker ya böyle arkadan da böyle bayrak. Geçer böyle Onu işte ben bu... sen söyleyeceksin YouTube videolarına Kürdistan bayrağı prenses. Abi bildiğiniz resmen terörist gibi arkadan bağlandı abi. Ben böyle böyle konuştum. Resmen abi hüküm verdi işte ben dedi böyle böyle yapacağım şöyle şöyle yapacağım. Abi çok komikti ya ben güldüm vallahi izlerken güldüm yani ne diyeyim. Ben Abi. onun Nakamura promolarını gördükten sonra gülemiyorum maalesef. Abi diyecek söz yok yani ne diyeyim. Ben zaten sırf o programın o olayına güldüm yani bildiğin adam terörist gibi çıktı. Evet. Amaç biraz da o zaten yani. Hani bir tane ona hani Muhammed Hasan'ın bir şey vardı ya 11 Eylül yüzünden iptal edildi. Yani bu arada Aha. Championship planlıyorlarmış adamlar mesela 2001'de. Hani Muhammed Hasan artı 11 Eylül 2010, 2001 muhabbeti yapıyorlar bu adama da. Hani 11 Eylül'den sonraki o doğulu havayı verdiler adamı. Hani arenada bomba patlamasa bari diyoruz. İnşallah. Ve gözlerimizin kanlarla boğulduğu maça geçiyoruz. Abi ben bu maçı anlatmayacağım. Anlam Direkt anlam. şeye geçelim. Yani sorularıma geçiyorum. Bir, maçı nasıl buldunuz? İki, John Cena bu maçta ne yaptı? Yani John Cena'nın yapabildiğini bence başkası da yapabilirdi. Yani bir şirketin yüzünü sadece tuş olmak için maça koymak saçma. Üç,
Yok abi bu kadar. Yani gerçekten rezalet bir Şey diyeceğim, ben maçtı. girmeden önce bir şey demek istiyorum. Bound for Glory için bazı arkadaşlar Alberto'nun oyun bahçesi demişti abi. Ben de şey diyorum abi, Survivor Series abi tam bir Triple H'in oyun bahçesi oldu abi. Yanlış mıyım bu konuda, sizi bilmiyorum da yani Alberto'nun Game bahçesi oldu. Park. Vallahi öyle. Evet dinler, sen bu konuda çok dolusun biliyorum. Lütfen buyur. Ya ben şu yüzden çok memnunum. Hani Survivor Series 2017'yi iyi olarak anacak hiçbir şey yok. O rezalet storyline'ı işin sonunda şahane bir maç iyi olarak anmaya sebep olabilirdi. Artık olamaz. Yani şu rezaleti kimse iyi olarak anmaz. Tarihin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak kalacak. Neyse ki. Neyse ki gerçekten. Yani WrestleMania'da Triple H Kurt Angle feudu olacak. Tamam, amenna, olsun. Olsun yani, tamam olsun. Olsun da abi, yani ne gerek var şu yaptığınıza yani? Ne gerek var hakikaten? Biz şey diyorduk hani, Jason Jordan hani çıkıp main event'ı etkilemesin, hani Triple H'i elemesin diyorduk. Daha beteri oldu abi. Ya şey son, ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda yani. Bak konuşmaktan hoşlanmıyorum artık bunu yani. Çok çok rahatsız edici hale geldi. Yani Raw'un adamları, SmackDown'un adamları diyebileceğimiz Finn Balor, Samoa Joe, Nakamura ve şey Bobby Roode erkenden elendiler. John Cena'yı zaten geç yani, niye yani, niye koydunuz abi adamı madem böyle yapacaktınız? Abi yani korkunç, korkunç. Yani neyse ki Braun Strowman ayakta kapattı yani, neyse ki. Başka bir şey, başka sevinecek bir taraf göremiyorum yani. Benim Hayatımda ilk defa sevindiğim var ya. Triple H Bobby Roode yüz yüze geldi ya, çok sevindim orada gerçekten. Orası harbiden çok iyiydi ya. Ama bence maçın tek iyi yanı orasıydı abi zaten. Açık ara tek iyi yanı orasıydı ya. Aynen, orası çok eğlenceliydi ya. Ben olsun diye bir an dua ettim böyle. Triple H'deydi galiba şey. Tag ve Finn Balor alsın diye, şey Finn Balor, Bobby Roode alsın diye Nakamura'dan tag'i çok böyle dua ettim. Ama Aldı, büyük çok ihtimalle herhalde sevindim. evet, göz kırpılmak için yapılmış bir yer yani, yoksa büyük ihtimalle maçta bir araya gelmezlerdi yani, muhabbet olmasaydı. Aynen. Ha, maçın iyi bir tarafı vardı. Baştaki güç savaşları oldukça keyifliydi. Ya çok açık söyleyeyim, ben onları sevdim. Ama o kadar yani, hani Survivor Series ana maçı olarak yani, ya abi dalga mı geçiyorsunuz bizde ya? Ya ben bu maçı bir de sabah uyanıp seyrettim ya, sabah hafta. Yazıklar Ben olsun. de. Ben şimdi canlandırdım, bir Ben durum var. Komple. Bana bu Komple. arada şey, sabah 6'da Egemen çeken emekli arkadaşlarımızdan birim Twitter'dan Yine. yazmış, erkekler maçını izleme diye. Hani Buradan bir hani dipnot geçeyim mi? başıma ne Ben sana geleceğini, ha? bir dipnot geçeyim mi? Geç abi. Egemen çeken benim sınıf arkadaşım lisede. Aa, şahane. Çok 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 severim ben kendisini. Çok Buradan da iyi belli selam ama. dinliyorsun. Bizim Twitter'daki güreş muhabbet ettiğim nadir isimlerden biri zaten, o yazmış uyarmış çoktan yani, hani izleme diye. İzledim tabii de yani, işte izlemez olaydım. Yani insan Abi üzülüyor. tam anlamıyla Triple H'in oyun bahçesi oldu abi maç. Yani başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar rezalet bir maç daha olamazdı abi. Olamazdı yani. Gömüyorum ama yok abi, olamazdı. Düşünüyorum yok yani ya. TNA bile daha iyi. Abi yok. Hmm. Bound for Glory'nin TNA'in Alberto. bu haftaki şu, bir dakika, TNA'in bu haftaki şovu mu, Survivor ismi? Abi Survivor Series ya, o kadar da değil. O kadar da değil abi. Evet. O kadar da değil abi. Yazıklar olsun ya. Okul yatılamadı. Yazıklar olsun. Bu arada işte bu maçtan sonrasında Raw ve SmackDown'a yansıyanlara da şöyle bir bakalım isterseniz. Kısaca özet geçeyim mi? Sen geçmiyorsun. Yani Survivor Series'deki maçtan Joe ve Balor karşılaşıyorlar ki zaten Kurt Angle takımı almadan önce ikili bir feud'a başlamak üzereydi. Çok sert bir maç çıkarmışlardı. Balor pes ediyor. Joe Balor'ı pes ettiriyor. Bu maçla ilgili konuşalım önce biraz kısaca. Nasıl bir maçtı sizce? Abi ben Finn Balor Samoa Joe'nun NXT maçını gördüğüm için artık yani ben buraları etkilemem. Kimse kusura bakmasın yani.
Üzgün. Etkileyici bir Ya maç olmadı. ya zaten haftalık şovda hani çok etkileyici maç olmasını beklemiyordum ama Clash of Champions'a bu feud gidecek. Clash of Champions SmackDown. Ha, o zaman haftalık şovlarda ikili karşılaşmaya devam edecek ki Royal Rumble'a kadar süre dolsun. Bu mudur? Büyük ihtimal budur. Bu arada çok bilinen bir yanlış var. Buradan düzeltmek istiyorum. Her zaman forumda ve genel olarak YouTube'da şu dönüyor. Demon King Finn Balor hiç yenilmedi diye. Yanlış, Demon King Finn Balor yani tek bir samurai olur. Steel Cage maçı diye. Bunu da buradan belirteyim. Vay, Bu da bir iyiymiş. bilgi olarak. İyiymiş. O zaman Raw'da olan diğer olaya geçiyorum. Evet. Kurt Angle, Stephanie McMahon, Triple H arasında bir gerginlik yaşandı. Kurt Angle'ın kalkıp Triple H'e beni bir daha hani arkamdan bıçaklamaya kalkarsan hani seni kafanı koparırım tarzı bir repliği oldu. Daha sonrasında Jason Jordan geldi ve Triple H'e meydan okudu. Triple H'te hatta benden korkuyor musun çekti. Triple H kimseden korkmaz derken Stephanie Braun Strowman geldi ve Triple H'i altına sıçtırdı korkudan. Daha sonrasında Jason Jordan vs. Samoa Joe, Bravo. Jason Jordan vs. Braun Strowman maçı duyuruldu ve Braun Strowman Jason Jordan'ın birazcık içinden geçti. Çok da Ama normal sonra şey olarak. muhabbeti var ya, Jason Jordan şeyi yapıyor ya, o gerçekten monstra mamamış diye şey yapıyor ya. Ay çok güldüm oraya ya. Yani Jason Jordan hep zaten kendi liginin üstündeki adamlarla güreşiyordu bugüne Bu kadar da da. şunu da şöyle bırakayım. Yani siz radyodakiler görsün. Evet, Triple H'i boğduğu segment Braun Strowman'ın dehşet bir segment. Evet, dehşet bir sahneydi. Ben çok sevmiştim. Yani öyle. O segment WrestleMania bu maç gidecek muhtemelen. Braun Strowman vs. Triple H maçı Royal Rumble için konuşuluyor. Neler diyorsunuz? Neler diyorum. Pek bir şey demiyorum ya. Abi ben Ya. Jason Jordan'ın heel turn yapmasını beklerken böyle olması çok saçma oldu bana ya, ne bileyim. Sıkıcı bir face olmaya doğru son hızla gidiyor yani. Oldu bile benim gözümde yani, sıkıcı face şu anda. Çok sıkıcı hem Kötü de. abi. Hakikaten kötü. Ya keşke bu senaryoda bu Jason Jordan yerine abi Chad Gable kullansa diye. Ben hala bunu savunuyorum yani. Chad Gable da hani of, bu rolde o kadar ki de bir fark yaratamayacaktı yani. Evet. Devam. Buradan O zaman buradan SmackDown'a bağlıyorum o zaman. evet. Survivor Series maçının sırasında Shane McMahon'a Kevin Owens ve Sami Zayn saldırdı. İkisini de hani sandalye darbeleriyle etkisiz hale getirdi, engelledi. Randy Orton da bir RKO ile ona yardımcı oldu ama bu olaylar sonucunda Randy Orton elendi ve Shane tek kalıp maçı kaybetti. SmackDown'da da elbette maçı kaybetmesinin sorumlusu olarak Kevin Owens ve Sami Zayn'i gösterdi. Geldi ve yani ikisini ringe çağırdı ve ben bunu gayet keyifle yapacağım dedi. Tam Your Fire çekecekken Daniel Bryan onu durdurdu. Dur dedi. Daha iyi bir şey yapabiliriz bu ikisine. Hemen kovmayalım, ceza verelim. New Day'e karşı maça soktu ve Lumberjack maça soktu. Lumberjack maçta da yani Owens ve sürekli dayak yemesi üzerineydi. Zayn'in bütün SmackDown roster tarafından sürekli dayak yemesi üzerine kuruluydu. Tabii Lumberjack maçı çok karıştı. Ama bir şekilde iş şuna bağlandı. Kevin Owens maçtan kaçmayı başardı. Sami Zayn ise New Day tarafından bir çeşit azaba maruz bırakıldı. Maçın sonunda şovun sonunda Kevin Owens arka alanda Daniel Bryan'ı buldu. Hani bize bunu yapamazsın, bizi kovamazsın, bari kovma. Ya getirdi. Daniel Bryan zaten en başından beri onları kovmayı düşünmediğini ama bu tip şeylerin devam edeceğini söyledi. Ve gelecek haftaya Randy Orton vs. Kevin Owens maçını duyurdu. Maçı Twitter üzerinden yapacaklar sanırım.
son dönemde gelen görünüş öyle. Beğenmeyi yani, bırakıyor musun? Maçı sanırım Twitter üzerinden yapacak Kevin Owens ve hani Rand Orton. Hani laptoplarıyla maça gelecekler muhtemelen. Bilemedim. Ama yani kısaca SmackDown'ın Survivor Series Main Event'ından etkileri bu şekilde. Kevin Owens ve Sami Zayn ile Shane McMahon'ın mücadelesi nereye gider? Maçtaki etkilerini beğendiniz mi? Bekliyor muydunuz? Bu tip şeyleri konuşabiliriz şimdi. Ben Fatih? Kevin Owens hayranı olarak Kevin Owens'ın performansı beni çok üzdü. Çok üzüldüm. Hani köşeye çünkü bağladım. Neden ağladım? Hani bir arada kafa düştü ya. 6 ay önce Universal Champion'da abi bu adam. Siz ne yapıyorsunuz? Yazık günah. Universal Champion kafa düştü ya. Ya kickoff'a düşmesi şey değil. Sonuçta main event'a saldırdılar. Yani hani kickoff'a düşme sayılmaz o pek. Yani ben o şekilde değerlendirmiyorum. Ben asıl main event'a saldırdıktan sonra sandalyeler beliriyle bir anda kaçarak gitmelerine şeyim. Tavım. Abi Jason Jordan gözüktü. Jinder Mahal gözüktü. Yani şunları var ya araya serpiştirsen şu o kadar güzel şeyler çıkar ki ortaya. Hakikaten bak. Niye serpiştirmediler? Yani çok sinirleniyorum ya. Bir de Fatih lafını böleceğim. Ya senin yakındığın şeyden çok bence benim yakındığım şey daha mantıklı olacak. Abi bu adam Hell in a Cell zamanında tam böyle dedik böyle eski hali böyle Kevin Steen haline döndü dedik. Vince McMahon'ın değişiğiyle şey Big Bad Gorgeous şey Kevin Owens. Abi o halinden böyle gelip Brian'ın önünde yalvarması falan abi çok saçma geldi. Yemin ediyorum oturup ağlayasım geldi onu görünce ya. Yazık yani yazık. Diyecek söz yok abi. O halden bu hale düşmesi beni çok yaraladı. Yani yani kick-off düşmesi falan filan. Çünkü zaten main event'a karıştı. O konuda sıkıntı yok da. Hani gidip de böyle Daniel Bryan'ın önünde abi diz çöküp yalvarması falan çok saçma geldi. Ve bana hiç inandırıcı gelmedi abi. Önceki haydan sonra yani. Yani bir şekilde bunun sonucunda üstün çıkacaklar Sami Zayn'le birlikte çünkü ya kaybetmezler bu feud'u da. Bakalım ne zaman çok merak ediyorum. Sanırım bu kadar. Başka konuşacağımız bir şey kaldı mı konuşmamız gereken? Kalmadı sanırım. Evet, zaman... genel olarak Survivor serisi puanlarınızdan başlayayım. Evet dinler. 10 üzerinden. 10 üzerinden. Survivor serisi. 2. Takımlar maçı ve şey New Day vs. Shield için. Normal. Abi 3. O da işte söylediği maç yüzünden. Diğerleri tamamen çöp. Yani çöp şov. Ya ben 5 hak etmese de 4 hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü hani ring içi çok üst düzey bir şovdu bence WWE'nin aksine. Hani bir PvP'de ring içi olarak alabileceğimiz en fazlasını aldık ama hikayeler çok leşti. Dinlerin her zaman yakında gibi ve benim de her zaman söylediğim gibi 10 puanlık bir şovun 5 hikaye 5 ring içi diye. Hani böyle planladığım zaman ring içinden tamamen şey kaldığım için memnun kaldığım için 5'e 5 de diyebilirim ama 5'e 4 diyorum ben. O hikaye o kadar kötüydü ki hikaye eksi 1 puan yani direkt. Ben 4 puan diyorum. Raw'a ve SmackDown'a puanlarınızı alalım. Normal Raw'ı bağıra bağıra yorumla puanla kardeşim. Abi Page'cim 5 veririm ben şova ya. Yani o yüzden söyledim zaten. Page'cim 5 veririm abi. Tam bir Page fanboy evet, olur mu? Şimdi objektif yine dönelim. Evet dinler. Ben de 5 üzerinden 4 veririm. Oldukça hareketli bir şovdu. Hani iyi maçlar izledik. Kemer değişimi izledik. Yani Miz kaybetse de hani oldukça güzel bir segmentle kaybetti. Yani oldukça güzel bir segmenti vardı. Yani şok bir return ve debutlar izledik. Yani 4'ü hak ediyor bence bu şovdu. Evet, SmackDown'a ne diyoruz? Numan? SmackDown için abi ben de 3'ten 4 gibi SmackDown için ya. Yani ben SmackDown'a ya ben ona da 4 veriyorum çünkü hani main event'a bağlayan hani açılış segmenti, onun main event'a bağlayan işler falan
keyifliydi hani arka alanda Sami Zayn ve Kevin Owens'ın sürekli olarak kendilerine destek çıkacak birini aramaları falan. Yani Bludgeon Brothers'ın debutu da ya da return'ü de çok keyifli oldu. O yüzden ben ona da bir 4 veriyorum. Ha, bir de evet. Bir şey atladık sanırım. Onu söyleyelim bence de. Maç o son maçta main event maçında bir şey oldu. Rusev şeye vurdu. Kime vurmuştu? Orada bir Rusev Blade'in English şeye vurdu. New Day'e saldırdı. Şey o da işte Kevin Owens'la Zayn'in doldurması yüzünden yapılmıştı. Sizce böyle fail olur mu? Önümüzdeki pay-per-view'da. Aslında şey olabilir hani Clash of Champions'ı. Aynen. New Day ve Shane McMahon vs. Kevin Owens, Sami Zayn and English Rusev. Yani olabilir ama olmayacak muhtemelen ya. Pek öyle bir şeye bak. Yani 4'e 4 takım maçı da çok kabartı yani. Haftalık şovda yapsan daha iyi. Abi şovun adı Clash of Champions olunca daha da komik oluyor. Evet. Yani. Var mıdır belirtmek istediğiniz ek bir şey? Yok. Evet. Ben Fatih Yılmaz. Yanımda Mehmet Duvet Dinler. Ve Numan Kalbin İnci. Tartışma konularında emeği geçen Luka Wizard Eren, Bad Influence Ege ve adını bilmediğim Roman 80 kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha fazla içerik, daha fazla bilgi ve daha fazla yorum için güreştürkiye.net forumumuzu ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı, beğenmeyi, artık işte her türlü interaksiyonu yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum hepinize.